maaşının altında bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz. Asgari ücret beklentimiz 30, biz bunun altında yokuz diyoruz. Son olarak Sayın Devlet Bahçeli bugün bir grup konuşması yaptı. Bizim pozisyonumuz belli. Devlet Bey her hafta pozisyonunu teyit, söylemini tekrar, ittifak ortağının yükünü hafifletme, ona gelecek tepkileri üzerine çekme derken bu haftada yeni bir şey söyledi. Takip ediyoruz, takip edeceğiz. Biz pozisyonumuzu anlattık. Biraz önce söylediğim 5 hususta Cumhuriyet Halk Partisi samimi olarak durduğu yerde durmaktadır. Sayın Bahçeli dünya kadar söz söyledi ama şu kısmı önemli. Bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri zamanı gelince burunlarından fitil fitil getireceğimizi, kalabalıkta yapılan itibar suikastinin TNA'da özrünün kabul edilmeyeceğini duyurmak istiyorum diyor. Sayın Bahçeli, bunu yapma. Bir, açıkta yapılan kusurun TNA'da özrü diye bir şey varsa bunun patenti şahsına aittir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama şu kadarını söyleyelim, şu kadarını. Bir televizyon kanalı başta tüm medya organlarını, gazetecileri, patronları teker toker not edecekmiş, burnundan fitil fitil getirecekmiş. Bir ülkede eğer o ülkedeki rejimin adı demokrasi ise, yönetim şekli cumhuriyetse, o oturduğumuz koltuklara bizi millet oturtuyorsa, sen yasama kadar önemli olan ve şu anda vatandaşın hakkını, hukukunu savunmakla mükellef olan basını, gazeteyi, medyayı tehdit edemezsin. Önlerinde biz varız, arkalarında biz varız. Asla ve asla bugünden itibaren başta Halk TV, herhangi bir televizyonun, gazetenin, gazetecinin saçının kılına zarar gelirse milletimiz bilsin ki Devlet Bey'in talimatıyla Milliyetçi Hareket Partisi yapmıştır. Nokta. Nedir bu ya? Nedir bu? Kabadayısı mısınız siz? Kabadayılığın bu millete ne faydası var? Gazeteci zaten küçücük maaşlarla çocuk büyütüyorlar. O Halk TV'nin meclisteki muhabiri daha yeni bebeğini, anne kuzusunu evde bırakıyor, koşuyor burada ekmeğinin peşinde. Sen kimi, nasıl, niye tehdit ediyorsun? Buradan bir kez daha söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenine, Cumhur İttifakı'nın seçmenine, küçücük çocukları olan, her birisi baba olan, anne olan, eş olan, evlat olan, ekmeğinin peşindeki gazetecileri tehdit ediyorlar. Saçlarının kılına zarar gelirse sorumlusu Devlet Bahçeli'dir. Bir de bize söylediği bir laf var. Hiçbirine cevap vermem de şuna iki satır söylemek lazım. Pazar günü gitmişim. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda konuşma yapmışım. Dostluktan, kardeşlikten, eşitlikten bahsetmişim. Bütün muhalefetin bir arada durmasını ve bu rejimi eninde sonunda değiştireceğimizi söylemişim. Diyor ki bana, hangi rejimi değiştiriyorsun? Cumhuriyet rejimini mi diyor? Cumhuriyetin kurucu partisi Cumhuriyet rejimini hedef aldı diyor. Sayın Bahçeli, Cumhuriyetin kurucu partisi Cumhuriyeti hedef alanlara karşı tam düşeceklerken koluna giren sana rağmen, tökezlediklerinde ayağa kaldıran sana rağmen,
Lastik patlayınca yedek lastiği takan sana rağmen bu rejimi korumaya devam ediyor. Bizim ortadan kaldıracağımız rejim saray rejimidir. O rejim ki Cumhuriyet rejimi dursun, saray rejimi son bulsun diye mücadele ediyoruz. Saray rejimi o rejimdir ki başkentin ortasında bir siyasi partinin gençlik kolları başkanlığını, ülke ocakları başkanlığını yapmış, iki kız çocuk babasını çekip vururlar, siyaset arkadaşları onun kanını yerde bırakır, ittifak ortakları azmettiricileri bile bile konunun üstüne dokunmaz, ittifak zarar görmesin, yıkılsın böyle rejim. Yıllarca dirsek çürütmüş, eli nasır tutmuş, gözünün nuru akmış emekliye 12 bin lira verir. Pazar dağılınca yüzünü göstermeden girer, ezik çürük domatesleri toplar emekliler ve giderler kırık yumurta alırlar, bayat ekmek satın alırlar, kırık yumurta çürük domatesle yaptığı menemene bayat ekmek banarlar. Yıkılsın böyle rejim. O rejim ki 6 yaşında narin Kur'an kursundan çıkar, güya eve varmaz. Aranır, günler sonra çuvalda bulunur. O narinin başına ne geldiğini savcılar bilemez. Ama ittifak ortağının milletvekili bilir, ama söyleyemem, o köydekilerin hepsi dostumuzdur der ve narinin katilini milletvekilinin bilip savcının bilmediği rejim var ya, o rejim, yıkılsın bu rejim. Vergiyi %68'ini patronla işçiden aynı alırsınız, dolaylı vergi. %20 çalışanlardan toplarsınız, patronlardan %10 vergi alırsınız. Vergide adalet diyene, hak arayana terörist damgası vurarsınız. Alın teri sömürülürken sarayda ittifak ortaklarınızla keyif çatarsınız. Ve sonra da o rejimin gardiyanlığına soyunursunuz. O rejimi kim kurdu biliyor musunuz Sayın Bahçeli? Tekeden süt çıkaran, suda ateş yakan, balda tuzu bulan, senden herkesten olur, senden cumhurbaşkanı olmaz Recep Tayyip Erdoğan diyen Devlet Bahçeli kurdu o saray rejimini. Yere batsın rejiminiz, o rejim yıkılacak, bunların hepsinin hesabı teker teker sorulacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.